Merhabalar, hoş geldiniz. Denizli Yaşam Programı, ben Deniz Engin. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yaptığımız yayın çok beğenilmiş, izlenilmiş. Ve biz de böyle tekrar tekrar devamını yapıyoruz. Sizlere elimden geldiğince bir şeyler vermeye çalışıyorum. Kendi bilgilerimden yine araştırıp sizlere sunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi umarım daha da beğeniriz ve biz de daha da devamını çekeriz. Ve sizlerden şöyle bir ricam var. Eğer programı izleyen kişilerden, yani sizlerden ricam. Sizlere özellikle Instagram adresimi ve Facebook adresimi vereceğim. Buradan arzu ettiğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Ben de elimden gelmesi sizlere yanıt veririm. Facebook adresim denizengin81@gmail.com. Instagram adresim de deniz_engin17 şeklindedir. Buradan bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ve tekrardan size bahsedeceğim konulardan bir tanesi şu, her zaman üstünde durduğum konu, diyetinize lütfen dikkat edin. Bunu her zaman söylüyorum. Yediğimize, içtiğimize, beslenmemize, uykumuza her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hakikaten de spor bir yaşam tarzı ve yaşam biçimi. Ve bizim bu şekilde hayatımıza devam etmemiz için diyet, beslenme, uyku, düzenli bir yaşam olmazsa olmazımızdır. Çünkü hepsi bir zincirleme şekilde devam edecektir. Güzel bir fiziğe sahip olmak için, yağsız, sıkı bir vücuda sahip olmak için bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır. Size her zaman söylediğim gibi rafine şekerden uzak duralım, bunu hep tekrarlıyorum. Gece uykumuza uyanıp yemek yemelerden uzak duralım. Düzenli olarak eğer spor salonu gibi imkanımız yoksa sabah saatlerinde yürüyüşler yapalım, akşam yürüyüşler yapalım işimizden sonra vakit bulduğumuz sürelerde. Eğer yine imkanınız varsa bisiklet alalım, eşimizle, dostumuzla, sevdiğimiz insanlarla bisiklet turlarına çıkalım. Merdiven kullanalım asansör yerine ve bir yerlere arabayla gitmek yerine hani çok kısa yollara buraya yürümeyi tercih edelim. Böylelikle en azından vücudumuz biraz da metabolizmamız hız kazanacaktır ve yağ yakımımız hızlanacaktır diye düşünüyorum. Bugün ben sizlere özellikle kendi programımdan bahsedeceğim. Bugün sırt programı ve kol programı yapacağım. Elimden gelmesi sizlere bazı şeyler göstermeye çalışacağım. Ki tabii ki bunlar biraz ev ortamında yapılması zor. Spor salonu ortamında yapılması gereken hareketler. Çünkü bunlar için dumbbell, bazı makineler, bar gerekecek. Sizler de fırsat buldukça spor salonuza gelmeni tavsiye ediyorum. Sizin için önemli bir fayda olacaktır bu. Ben şu anda size başlarken öncelikle ısınma olarak barfix'le başlamak istiyorum. Birkaç tekrar barfix yapacağım. Ve özellikle sırt adenimin ısınmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de birkaç tekrar barfix'le başlamak istiyorum. Ben çok fazla setlerimde sayı odaklanmıyorum. Bundaki sebep mesela kim programlarda 4x10, 4x8 ya da 3x8 şeklinde programlar yapılır. Neden buna çok odaklanmıyorum? Çünkü kişi, hani ben örneğin 10 tekrar değil de belki 15 tekrar yapabilecek güce sahibim o kiloda ya da ağırlıkta. Yani 10 tekrarda bırakıp da seni daha fazla zorlanmama engel oluyorum o sırada. Ne kadar çok kendimizi zorlarsak ve o yanma eşiğini geçersek adale gelişmemiz ve büyümemizin o yönde olacağı kanısındayım. Örneğin ya da belli bir ağırlıkta diyelim ki bench press, göğüs yapıyoruz. 8 tekrarda değil de belki o kilo bize ağır geldi, 6 tekrarda kaldık. İlle 8 kaldıracağız da kendimizi zorlayarak sakatlamanın bir anlamı yok. Bu yüzden de özellikle çok fazla sayıya odaklanmıyor. Ama ya da ortalama sayılarımızı 10-9-10 bandına tutmaya özen gösterelim. Devam ediyorum. (Gülüyor)
setlerde özellikle açma germe yapıyorum ki Adelan biraz daha genişlesin, biraz daha açılsın diye. Kendi ağırlığımızla yaptığımız ağırlıkların özellikle en önemli sebeplerden bir tanesi, kendi gücümüzü kullanmak da burada çok önemlidir. Kendi ağırlığımız da bize fayda sağlar ve aynı şekilde barfis gibi hareketler de bize kolaylık sağlayabilir. Şınav, mekik, barfis gibi hareketleri hele her yerde yapabilirsiniz. Olanaklarımız çok bu yüzden geniştir. Barfiks 2 set yeterli. Sırtımızı genişletmek için uygun bir harekettir. Akabinde barla yapacağım barbell rowing dediğimiz bir harekettir. Barbell rowing de özellikle sırtımızın genişlemesine, büyümesi açısından bize çok fayda gösterecek bir harekettir ve sırtımızdaki adeleyi büyütür ve genişletir. İzninizle bu harekete başlamak istiyorum. Bu hareket yapacağım en büyük esprilerden bir tanesi belimiz. Eğer belimiz açısını uygun yakalayamazsak hem istediğimiz yere vurulmayacak hem de belimize sakatlanmaya sebep olabilir. Özellikle belimizi biraz kırmamızı rica edeceğim. Birinci setimi tamamladım. Yine hareketteki en büyük espri özellikle latissimus dorsum, yani kanat kısmımızın tam dış kısmını etkilemesidir. Çok fazla iç kısmı vuran bir hareket değil. Tutuş açılarımıza göre iç, dış ve alt kısmı etkileyebilecek gerçekten mükemmel bir harekettir. İzninizle ben biraz kiloyu arttırmak istiyorum. Bana az geldi çünkü. Evet, kilomu arttırdım. Şu kilolar yetmiyor bana çünkü. Elimden gelince ağır kilo girmeye çalışıyorum ama sizler kendi gücünüze göre bir kilo seçip girerseniz sizin faydanız olur. Çünkü sakatlanmanızı hiçbir şekilde istemem. Önemli hareketi doğru ve düzgün yapmanız. Adeleye kan pompalamanız. Güçlendikçe ağırlıkları yavaş yavaş böyle bir şekilde atlamanıza fayda var. Evet, ikinci setimi tamamladım ve hemen açma germe hareketlerime başladım. Ve yine sizden ricam, antrenmanımızdan sonra muhakkak bir 5-10 dakika stretching yapmamız bodylerimizin artmamızı sağlayacaktır. Ve yine ben ağırlığımı arttırıyorum biraz da. Evet, kilomu tekrar 5'er kilo da arttırdım. 10-10 kilo daha devam etmek istiyorum tekrar. Ve barbell rowing'deki yine en büyük olaylardan bir tanesi sırtın dış kısmı dediğim gibi genişletir ve büyütür. Sırtın büyümesi için idealdir. Şimdi hemen arkasından da yani bu setimden sonra da reverse barbell curl yapacağım. Rowing yapacağım, düzeltiyorum. Reverse barbell rowing'deki de en büyük amaç da sırtımızın alt kısmına doğru uzantısına hareket etmesidir. Ve böylelikle de adenemiz sırtımız daha uzunlamasına genişler. Evet, şimdi barbell rowing hareketim son bulmuş durumda. Hemen arkasından size biraz önce bahsettiğim üzere reverse barbell turn, yani ters tutuş. Daha demin şu kilit olarak yaptık.
Bu sefer avuçlarımız karşılıklı olarak yapacağız hareketimizi. Ve adalemizin yan latisimiz dorsinin tam alt uç kısmını etkileyecek bir hareket yapacağım sizlere. Amacımız çok farklı lifleri çalıştırmak. Ne kadar çok farklı lifi çalıştırırsak adalemizin her türlü yönü çok iyi çalışır ve çok muntazam bir yönetiye sahip oluruz. Şimdi sizlere reverse double curling hareketini göstereceğim. Bahsettiğim üzere espri avuçum dışarı doğru bakıyor. Küre atımına gidiyoruz. Ve yine hareketlerimizdeki en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de pozisyonumuzu bu şekilde tutmak yerine, yani sırtımızı kırın tutmak yerine düz şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız hareketimiz yanlış olur. Lütfen sırtımızdaki bombayı verelim. Biraz zor ama zamanla oluşur. İkinci setime devam edelim. Üçüncü setimize geçiş yapacağız. Setlerim ortalama 3-4 set tutmaya özen gösteriyorum ki gitgide premi sistemi dediğimiz kiloları ağırlaştırarak gitme sistemini uyguluyorum. Çok farklı çalışma prensibi var. Süper set, drop set dediğimiz set sistemleri var. Bunları sizlere ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Bunlar da definisyon dediğimiz dönemlerde çok çok işe yarar. Yağ yakın dönemlerinde. Büyüme için bu size gösterdiğim programlar idealdir. Adalemizin hem alt kısmını hem üst kısmını çok güzel genişletir. Ve sırtımız üçgen bir şekilde dediğimiz o güzel modeli oluşturur. Şimdi kiloyu arttırıyorum. Son setime başlıyorum. Evet, rowing hareketlerim şu an bitmiş durumda. Size başka bir sırt hareketi göstereceğim. Evet, bir diğer hareketimiz low rowing hareketi. Bu yine gördüğünüz gibi bir makine, serbest bir makinede, serbest bir ağırlıktır. Yanlarına kilolar takarak arttırabiliriz kilolarımızı ve sehpamızı ileri geri yaparak, alt üstte çıkartarak vuruş açılarımızı değiştirebiliriz. Ben özellikle bunu en üstte kaldırdım ki latissimus dorsi'nin yani kanat kısmının alt kısmına vurdurmak istiyorum. Eğer en alt tarafa indirseydim yine kanat kısmının yani sırt kısmının üst tarafına doğru vuracaktım. Bu şekilde şu anda üst tarafına kaldırarak ve iç taraftaki tutma kolumu tutarak sırtımı çalıştıracağım. Buradaki espri iç tarafı biraz daha vurmasını sağlıyorum. Dar tutarak. Geniş yaptığımda ise sırtımın geniş olan kısmını vuracaktır hareket. İzninizle hareketime başlıyorum. Thank you.
Evet, ilk setimi tamamlamış durumdayım. Birinci setim arkasından yine kilolarımı arttırdım. Ve ikinci setime geçiş yapıyorum. Ve sizlerden ricam atladığım noktadan tersi de bu. Setimizden sonra ikinci sete geçerken lütfen 45 saniye 1 dakika arasında dinlenmemiz. Ve arkasından ikinci sete girmemiz. Devam ediyorum. Göğsümü dayıyorum. Göğsümü dayıyorum. Sırtım aynı şekilde kalıcı bir şekilde duruyor. Ve sırtıma doğru barı çekiyorum. İkinci setimde şu an bitirmiş durumdayım. Üçüncü setime geçmek üzere tekrar kilolarımı arttıracağım. Her zaman ağır kilo alanımızın büyümesi için çok idealdir. Dediğim gibi güçlendikçe kilolarımızı arttıralım, alanımızı büyütelim. Ve yine önemli notlardan bir tanesi antrenmana gelmeden yaklaşık 1,5-2 saat önce beslenmemiz. Çünkü bu zaman zarfı içerisinde beslenirsek, karbonhidratımızı, proteinimizi dengeli bir şekilde alırsak ağırlık antrenmanımıza geldiğimizde daha dengeli, daha güçlü ve konsantre olmuş oluruz. Lütfen sizlerden ricam aç karnına ya da tok karnına, karnımız sıyarsa dolu bir şekilde antrenmana gelmeyelim. Reflü, yani ağzımıza o yemekler gelebilir, bizi rahatsız edebilir. Hatta bir kusabiliriz de. Lütfen tok karnına antrenmana gelmeyelim. Ya da aç gelip antrenmanımız kötü bir şekilde geçmesine müsaade etmeyelim. Antrenmanı 2 saat önce yeterli karbonhidrat ve proteinimizi alarak hem sindirimimiz 2 saat içerisinde olmuş olur hem de antrenmana hazır hale gelmiş oluruz. Şimdi üçüncü ve son setime başlayacağım. Evet, low rope hareketini de bitirmiş durumdayım şu anda. Rowing hareketlerini bitirdim. İzninizle başka bir karate hareketine, sırt hareketine geçmek istiyorum. Evet, şimdi burada gördüğüm üzere lat pull down hareketini yapacağım. Yine farklı bir sırt hareketidir. Geniş tutarak yapacağım, enseme çekeceğim. Enseye çekişleriyle geçer. Burada amacım yine sırtımın genişlemesine doğru çalışmasını sağlamak. Hiç sayıya odaklanmıyorum. Ve hareketimin bazı noktalarında dikkat ederseniz bir iki saniye bekliyorum ve kendimi kasıyorum adalarım. Buradaki amaç da yine aynı şekilde adalarımızın kasılma prensibiyle birlikte daha iyi çalışmasını ve gelişmesini sağlamaktır. Lat pull down'da ilk setimi tamamlamış bulunmaktayım. Göründüğü üzere kasılma prensibini uyguladım. Yaklaşık 5. 6. tekrarda adenimi sıktım ve yavaş yukarı doğru bıraktım. Tekrar pompalamaya başladım. Bu şekilde antrenmanlarınızı yapmanızı rica ediyorum.
daha güzel fayda göreceğinin garantisini ben de veriyorum bizzat. Bir de ağırlığı, kimi zaman izliyorum sporcular, çok hızlı indirip çok hızlı kadrolar bırakıyorlar. Lütfen ağırlığı, belirli momentumla yapmaya özen gösteriniz. Bu da zamanlama çok önemlidir. Olabildiğince yavaş indirip kaldırmak hareket edilmesi için anlamlıdır. Lütfen çok hızlı indirip çok hızlı kaldırmayın. Şimdi size göstereceğim tekrar hareketi. İkinci setimi de şu an bitirmiş durumdayım. Gerçekten şu an sırtım çok iyi bir şekilde çalışmış durumda. Neden farklı hareketler yapıyoruz sırtımızı çalıştırmak için? Çünkü çok farklı lif fadeli grubumuz var. Hepsine hitap eden farklı makineler var ve bunların hepsine de tutuş açılarımızı değiştirdiğimiz sürece çok farklı noktaya vurmakta. Ve zaman zaman belli programlarımızı değiştirebiliriz. Yani her ay ya da aylar boyunca belli bir programı takip etmek yerine İşlerimizi tamamlamak adına bir ay, ayda bir, 15 günde bir, bazen haftada bir belli başlı hareketlerin yerlerini değiştirerek programlarımıza devam edebiliriz. Hem bizim kendi açımızdan sıkılmamız engelleyecek hem de daha iyi hareketlere odaklanmamızı sağlayacaktır. Şimdi 3. setime geçiyorum. Evet, son setimi de şu an bitirmiş durumdayım. Lat pull down yani geniş tutuşta son setim yani ense indiriş hareketimi bitirmiş durumdayım şu anda. Ve yine lat pull down yapacağım. Fakat bu sefer biraz daha göğsüme tutarak yapacağım. Buradaki de amaç sırtımın alt bölgesini biraz daha genişlettirmeye çalışmak. Şu an üst kısmına vurdu hareket. Biraz farklı açıda çalışarak hareketimi birazdan göstereceğim üzere sırtımın alt tarafını çalıştırmaya özen göstereceğim. İzninizle hareketime başlamak istiyorum. Burada lütfen sırtımızı iyice şu şekilde gidip ya da bu şekilde yaylanarak hareketimizi yapmayalım. Çünkü neden? Kilona kadar ağırlaştıkça bizim hareketimizde bozulmaya meyillenebilir. Lütfen hareketlerimizi olabildiğince düzgün yapmak adına kaldırabileceğimiz, yani seti tamamlayabileceğimiz kiloda hareketi yapmamıza özen gösterelim. Ve hareketimizi bozmayalım. Evet, ilk setimi tamamlamış durumdayım. Dediğim gibi bu hareketteki en büyük amacımız latissimus dorsi'nin alt kısmını, tam uç kısmına vurmasını sağlamak. Böylelikle sırtımız arkadan bakıldığı zaman daha yukarı toplanmış bir görüntü değil, aşağıya doğru uzunlamasına gelişmiş çok güzel üçgen dediğimiz, tabir ettiğimiz vücuda sahip olabilirsiniz. En temel en özel hareketlerden bir tanesidir. Şimdi ikinci setime devam etmek istiyorum. Thank you.
Evet. İkinci hareketimi yapmış durumdayım. Biraz soğuk soğuk kalıyorum. Nefes nefese kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü ağırlık hakikaten yorucudur. Sizler de umarım bu spora başlarsanız hem bunun keyfini ve zorluğunu görmüş olacaksınız. Yani hep profesyonellerin içinde savunma şöyle bir yazı yazar. Drift'te no pain, no gain diye. Bunun anlamı da şudur. Acı yoksa gelişim de yoktur. Bizim sporumuza ne yazık ki acı beraberinde gelişim getirir. Ama zamanla zaten bu acı eşiğini geçeceksiniz. Çünkü hakikaten adrenalin yanmadan, belli bir acı boyutuna ulaşmadan maalesef güzel bir adrenalin görüntüsü, sıkı bir kas, sert sahip olamıyorsunuz. Ve aklıma gelen konudan bir tanesi şu. Yine her zaman bayanlarımız bize şunları söylüyorlar. Ben kas yapmak istemiyorum ve korkuyorum. Zaten vücudumuzda bulunan, bayanlar için söylüyorum, yüksek östrojen seviyesine oturuyor. Adele yapmak hakikaten çok zordur. Biz erkekler gibi testosteron hormonunun yüksek olmadıkları için adele yapamazlar. Yapmaları zaman alır. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Her zaman görüyorum bayan sporcular genelde hep kardiyo başında. İnanın kardiyoda sadece yağlarınızdan kurtulacaksınız. Vücudunuz öyle çok sıkı, sert, istediğiniz o plaj vücuduna sahip olamayacaksınız. Lütfen ağırlık girmekten korkmayın. Sistemli ve güzel bir şekilde ağırlık çalıştığınız sürece emin olun istediğiniz fit, güzel bir plaj vücuduna sahip olabilirsiniz. Öyle hani siz fotoğraflarda derlerde gördüğünüz gibi kişileri her tarafı lif lif ayrılmış bir şekilde parçalanmış bir bayan görüntüsü asla olmayacaksınız. Lütfen bana inanın ve güvenin. Ağırlık kaldırmaktan korkmayın. Squat yapmaktan korkmayın. Dediğim gibi yani makinelerden, ağırlıklardan hiçbir zaman tedirgin olmayın. Emin olun çok güzel bir vücuda sahip olacaksınız. Şimdi üçüncü setime geçiyorum. Evet. Şimdi öne doğru indirme hareketini bitirmiş durumdayım. Şimdi size farklı bir hareket göstereceğim. Özellikle bu göstereceğim hareket sırtımın daha çok alt uç kısmını etkileyecek. Isı çalışmasına çok güzel alternatif tamamlayıcı bir harekettir. Bu hareketimizde de yine sırtımızın hafif kavisli olmasına özen gösteriyoruz. Ve hiçbir şekilde geriye doğru yaylanmamız yok. Hareketi başladığımız gibi bitireceğiz. Pozisyonumuzu alıyoruz. Göğsüm önde, sırtım kavisli. Asla şu şekilde yere geri doğru damlıyorum. Gayet dik bir şekildeyim. Ve hareketi presliyorum. Sırtımı arada bir kasıyorum. Bir iki saniye kadar. Ve tekrar uzatıyorum. Evet, hareketimde de ilk setimi bitirmiş durumdayım. Dediğim gibi hakikaten vücut gelişimi ve bütün. Bütün olan sporda diğer sporlardan farklı olarak her türlü kasımızı, ayak parmağımızdan her türlü yere kadar çalışma şansına sahibiz. Çünkü hakikaten komplike bir spor. Ne bileyim, yüzmede sadece sırtımız, omuzlarımız ve bacaklarımız çalışırken ya da atıyorum futbolda bacaklarımız çalışırken örnek veriyorum. Fitness ve vücut geliştirme sporunda her türlü ekipmana sahip olduğumuz için adaylarımızın her türlü yerine hükmetmeye sahibiz. Yeter ki düzenli ve sistemli antrenman yapalım. İkinci setimi bitirmiş durumdayım.
Benim gibi yani ne yazık ki pek fazla bu hareketleri evde yapma şansına sahip değiliz. Bu yüzden de bu tarz makineler, ekipmanlara ihtiyacımız var. Eğer vaktimiz varsa lütfen spor salonu üye olun ve düzenli bir şekilde hayatımızı zorlamayarak haftanın en az 3 günü birer saat vakit ayırarak vücudumuzu istediğimiz şekilde güzel bir forma sokmaya sahibiz. Ama lütfen bununla birlikte yediğimize, içtiğimize, uykumuza özen gösterelim. En başta söylediğim gibi bunlar hepsi bütün. Son setime geçiyorum. Üçüncü ve son sınırını tamamlamış durumdayım. Sert hareketimiz bitmiş durumda. Şimdilik sizlere daha farklı programlarımda daha değişik hareketler göstereceğim. Şu anlık sırt programımız bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi kollarımızı çalıştıracağız. Yani biceps, tricepslerimizi. Bu süper set yapacağım şimdi. İki hareketi birleştireceğim. Ve buradan size anlatmak istediğim konu şu, eğer vaktimiz darsa, çok fazla vaktimiz yoksa bu şekilde bir antrenman prensibiyle antrenmanımızı çabuk bitirebiliriz. Bir iki adet grubunda çalıştırabiliriz. Biraz zordur. Çok fazla ağır kilolarla hareket ilerleyemeyebilir. O yüzden biraz daha uygun hareket yaparak setimizi tamamlamaya çalışacağız. Şu anda kol ve arka kol hareketini yaptığımız zaman bir set bitmiş olacak. İzin verirseniz size hareketi göstermek istiyorum. Dirseklerimiz vücudumuza yakın bir şekilde olacak. Ve alanımıza konsantre olarak kol kadı kasımızı yukarıda yaklaşık yarım saniye kadar kasacağız. Yine hızlı indirip asla hızlı bırakmıyoruz kiloyu. Hareketimin bitiminden hemen arka kol hareketime devam ediyorum. Hiç dinlenmeden. Yine sayı odaklanmıyorum. Maksimum yapabildiğim tekrar yapmaya çalışıyorum. Hareketimizi bitirmiş durumdayız. Şu andaki yaptığım hareketin ismi Rope Push Down. Bu hareketin en büyük esprisi tricepsimizin yani arka kolumuzun dış bölgesine vurmasıdır. Buradaki amaç şudur. Triceps dediğimiz üç başlı ana kas grubuna oluştuğu için yaptığımız her farklı hareket adenemizin farklarını çalıştıracaktır. Ve özellikle kolu en iyi gösteren yer arka koldur ve çok güzel gelişmesini sağlayacaktır. Şimdi tekrar ikinci setime devam ediyorum. Ben de kiloları biraz arttırıyorum sistem olarak. (Gülüyor)
beğenmeden arka kol hareketine devam ediyorum. Bu sizin seçtiğiniz herhangi farklı iki hareket de olabilir. İlla bu hareketler olacak diye bir şart söz konusu değil. Evet, şu an totalde 2 setim bitmiş oldu. Yine bahsetmek istedim. Önemli nüanslardan bir tanesi. Vaktimiz çok fazla yoktur. 2 tane göğüs hareketini birleştirebiliriz. 2 tane istek hareketini birleştirebiliriz. Ya da atıyorum, bacak hareketini birleştirebiliriz. Bir antrenmanımız biraz daha çabuk bitebilir. Vakti olmayan için özellikle söylüyorum. Ama süper set ve drop setlerin en güzel faydalanan bir tanesi adrenalini şaşırtmaktır. Çünkü zamanla belli bir rutin programa vücudumuz alışır ve artık gelişmemeye başlar. Bu yüzden de farklı çalışma prensiplerimizi hayatımıza sokmamıza fayda var. Çünkü vücut gelişimi sporu asla tek düzey bir spor değildir. Ve çok farklı şeylere açıktır. Çok farklı sistemler vardır. Ben her programda sizlere elimden geldiğince bunları değineceğim. Şimdi 3. setime geçiyorum. Evet. Üçüncü setini bitirmiş durumdayım. Şu an izninizle biraz üstümü çıkartayım. Terledim çünkü. Devam edeceğim. Evet, şimdi dördüncü ve son setime başlayacağım izninizle. Artık bitiriyorum. Çünkü biraz yoruldum. Evet. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Elimden gelme size sırt ve bisek triceps hareketlerinden bazı örnekler verdim. Ki asla bunlar sınırlı değil. O kadar geniş bir spor dalımız var ki bir dumbbell ile bile bir sürü hareket çıkartabilirim sizlere. Ya da bir yayla. Dediğim gibi bunların her şey hepsini zamanla sizlere açıklayacağım, öğreteceğim elimden geldiğince. Birkaç poz verip programı sonlandırmak istiyorum. Saat cumartesi ve pazar günleri saat 1'de program yayına girecektir. Günümüzde Yaşam Güzel adı programı lütfen kaçırmayın. İzleyin ve sorularınız olursa lütfen bana sorun. Ben de fırsat bulunca size hepsini yanıtlayacağım. Facebook adresim denizengin81@gmail.com denizengin81@gmail.com Instagram adresim de deniz_engin17 şeklinde girersiniz. Beni görebilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler, spor dolu bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.